Sebeplere takılmayalım. Sebepleri yaratanı da e, ne sebeple yarattığını da mülaza edelim. Sen İslam'ı doğru mu yaşadın? Ehli sünnete doğru mu inandın? Ayet hadisleri doğru mu anlattın? İnsanlara ne hizmet ettin de. Ondan sonra beladan kurtulmayı bekliyorsun. Kimse vazifesini yapmadıktan sonra Mevla da buyuruyor. Ateş dokunacak size. Bu iş bazı nasihatler artırılmadan, tebliğler artırılmadan, insanlar bu yola döndürülmek için gayret edilmeden asla düzelmeyecek. Okuduğumuz hadis-i şerifler bize bunu söylüyor. Bu ne malazıdır? Bu bilmem necekler. Efendim. Başörtülü oranı artmış. Bilmem efendim Müslüman çoğalmış, namaz kılan çoğalmış. ama Camide adam yok. cemaatte adam yok. Sabah namazında adam yok. Haramdan sakınan adam yok. Ha bu sefer ne oluyor? Kemmiyet artsa da keyfiyet ve kalite düştüğü için e, belalar mündefi olmuyor. Çünkü Mevla intettekullah Allah'tan haramlardan sakınırsanız diyor. İntasbiru sabredeceksiniz ve tetteku haramlardan sakınırsanız diyor. La yadurrukum bir şeye. Hileleri şeycik zarar veremeyecek. E her taraf haram. Sağa baktın haram, sola baktın haram. Her yer çıplaklık, her yer açıklık. Diziler, filmler. Yani bütün milletin artık tarzı olmuş. içine girmiş yani bunu. Kazançlar haram. Faizler, krediler, şüpheliler. Bilmem ne. Cık. En hacısı hocası bak bakıyorsun. Maddi menfaatin bilmem ne için orada. Ya bu senin fıkha göre hakkın değil diyor. Olsun kanuna göre hakkım diyor. Yani Allah'ın haram ettiği bir şeyi mirasta olsun vesaire de olsun. Kanun ona veriyorsa, Kur'an ona vermiyorsa Kanuna göre hakkım diyor. Belki çarşaflılardan bile böyle çıkar. Yani o zaman Mevla buyuruyor size bundan hilesi zarar vermeyecek ama iki şart koşuyorum. Biri sabır, dinde sebat. iki takva. E takva yok. Durum bu. Onun için vaaz etmenin manası ne diye. İmam Gazali Hazretleri. Tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan. Yaratmak ona mahsus. Ama herkes bir yerinden ucundan tutacağız. Başka bir çaremiz kalma. bir kişiden iki kişiden bir şey olmaz demeyelim. Mevla belayı kaldırabilir. Mevla belaları kaldırabilir. Bakarsak ki millet sohbet yapıyor. Birbirine hizmet ediyor. iyilik istiyor. Öbür türlü yani dünyamız da gidiyor elimizden. E güven kalmadı işte. Huzur kalmadı. Ekonomik bir şey kalmıyor. Bak dünyada gidiyor. Ahiret gitti. Ya yani sanki dünyada rahat edeceğiz yani. E dünyada da edemeyeceğiz. Neden? Çünkü biz gavur değiliz ondan. Gavur olsaydık her günah yapardık. Kimseye de bana, bana ne lazım derdik. Rahat ederdik. Çünkü gavurun dünya cenneti ya onun için. Müslüman olduğumuz için İslam'ı yaşamadıkça, yaşatmadıkça dünyada da rahat edemeyeceğiz. Neden? Yine Allah bizi acıdığı için. Bize o zaman sıkıntı verecek. Dost tokadı. Bir vuracak. Gel buraya. Açılma. Gel buraya. Neden? Bu olacak zaten. Kafirlere veriyor da veriyor. Dünyalıklar. Neden? Nasıl sonunuz ebedi cehennem? Gidin gidebildiğiniz kadar. Ama Müslümana diyor ki haddini açtın, nimetlerin kadrini bilmedin, hizmete kullanmadın, nefsine çevirdin işi, al bir tokat. Onun için biz İslam'ı yaşarsak iki tarafımız cennet. Yaşamadığımız takdirde dünyada rahat etmeyeceğiz. Bunu Müslüman olduğumuz için söylüyorum. Elhamdülillah ki Müslümanız tabii ki. Dünyada rahat edip de ebedi cehennemlik mi olsak? Ama dünyada da Müslümanlar rahat edebilir yani. İlla da dünyada Allah Müslümanın belasını verecek diye bir şey var mı? Osmanlı ne güzel devlet yaşamadı mı yani? Düzen yaşamadı mı yani? İnsanlar huzur içinde değil miydiler yani? Millet kapısını mı kilitliyordu ya? Hırsız mı vardı ya? Yani İslam'ın cezası kol kesmek diyorsun. 650 senelik devlette birkaç tane hırsız kaydı çıkıyor yani kolu kesilen. Birkaç tane. Arşivler de var. Burada şimdi her mahallede kaç tane ya? Yani onun için bu İslam ya yaşanacak ya yaşanacak. Aksi takdirde dünyada da huzur yok. Yoksa biz Müslüman olduğumuz için dünyada rahat edemeyiz demek istemiyorum. Müslümanlığı yaşamadığımız için rahat edemiyoruz demek istiyorum. Yaşayıp rahat edenler vardı. Niye onlara örnek almıyoruz? Kaybedeceğimiz ne var yani? Şu gavurlara temayülden, benzemekten, içimizi dışımızı bir kurtarmak. Buna bir faaliyet göstermek lazım yani. Bir kişiyle ne oldu deme. bir kişiye sakal bıraktırana kadar saatlerce uğraşırdı. İslam nişanıdır yani. Kafilere benzemekten kurtulalım. Değil mi Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi Bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın sallallahu aleyhi ve sellem. Kaliful ve Yani sünnet deyip geçme. Suret deyip geçme. Görüntü deyip geçme. Böyle böyle insan içine de vuracak, yansıyacak inşallah. İslam'a hizmet edilecek.